Bekir Hazar. Sabah uyandığımda güldüm. Suriye'de PKK'nın eğittiği ve Amerikalı radikal sol örgüt Antifa üyeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentini işgal etmiş, belediye meclisini ele geçirmiş, şehre giriş çıkışları kapatmıştı. Daha da ötesi özellik ilan etmişti. Trump da Twitter'dan gürlüyor, Seattle Belediye Başkanı ve valisine ya bu işgali sonlandırın ya da ben halledeceğim diye ultimatum gönderiyordu. Bunun anlamı bak oraya komandolarımı gönderirim ha demekti. Komedi vardı ortada. O yüzden Amerikalı dostuma mesaj attım, geçmiş olsun dedim. Neden diye cevap verdi. Baksana Seattle düşmüş karşılığını verdim. Başladık konuşmaya. Çok ilginç şeyler anlattı. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsten ölen 115 bin kişiyi unutturup sokak olaylarının ve yağmanın önünü açan Antifa neden özellik için Seattle'ı seçmişti? Bunu anlamak lazımdı. Seattle, Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 büyük şehrinden biriydi. Kanada sınırındaydı. Yaklaşık 4 milyon nüfusu vardı. Adını o bölgede yaşayan bir Kızılderili şefinden alıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en zenginlerinin yerleştiği kentlerden biriydi. Dünyanın en zengini ilan edilen Jeff Bezos'a ait Amazon satış sitesinin merkezi buradaydı. Virüsü yaymakla suçlanan Bill Gates'in sahibi olduğu Microsoft'un merkezi de buradaydı. Starbucks gibi Boeing de burada kurulan çok sayıda dev şirketten biriydi. Korona operasyonuyla küresel sermayeye savaş açan Amerikan devleti virüslü ilk günlerde Boeing hisselerinden satın almıştı. Boeing kamulaşıyor diye harekete geçen küresel sermaye de misilleme yaparak aynı hisselerden almıştı. Derin devletle küreselciler arasındaki virüs sonrası ilk savaş Seattle'da doğan Boeing üzerinde yaşanmıştı. Seattle üzerindeki kavganın Antifa'nın işgaline kadar gitmesinin çok daha başka hayati nedenleri de vardı. Amerikan derin devleti Çin'i trilyonlarca dolar virüs tazminatına mahkum etmenin hesaplarını yapıyordu. Trump da ülkesinde yaşayan ve tehlike gördüğü Çinlileri nasıl ABD'den kovacağının planları içindeydi. Ve işgal edilen Seattle, Çinlilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde en yoğun yaşadığı şehirdi. Latinolar dahi 12 bin beyaz Türk'ün yaşadığı bu şehirde %5'te kalırken Çinlilerin sayısı milliyetçi Çin'le birlikte %15'leri buluyordu. Teknoloji üssü şehir adeta Çinliler tarafından işgal edilmişti. 30 metrekare ev 300-500 bin dolara satılıyordu. İstilacı Çinlilerin aldığı evlerin en düşük fiyatı 1 milyon dolardı. 3 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Antifa üyelerinin bazı bölgelere özellik istediğini sizlere aktarmıştım. Bunu Seattle'la başlattılar. Geçmiş seçimlerde kazanmak isteyen başkanlar ya Irak'a ya da Afganistan'a girerdi. Anlaşılan Amerikan derin devleti bu defa askerlerle kurtarmak için Seattle'a girerek Trump'a seçim kazandırmak istiyor. Buna benzer manevraları 3 Kasım'daki seçimlere kadar daha çok göreceğiz. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde koronayı konuşan yok. Aynı zamanda bu tür kargaşalar Çinlileri kaçırmak ve emlaklarına dahi koronavirüsü tazminatı bahanesiyle el koymak amacıyla büyük fırsatlar doğurabilir. Antifa burada kullanılan bir maşa. Amerika Birleşik Devletleri derin devleti hep maşaları kullanmanın hazzını yaşar. Libya'da Halife Hafter dahi bu maşalardan biri. Irak'ta çok önemli bir Amerikan enerji şirketinin yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak atanması planlanıyor. Bir general düşünün. 20 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaş olarak yaşadı. Ardından Libya'nın yeni lideri olarak pazarlandı. Şimdi Hafter'e bu süreçte neler verildi? Bir kuklanın nasıl kullanışlı eleman haline getirildiğini anlamak için bu sorunun cevabına gidelim. Fransa 45 milyon euroluk Falcon 900 tipi jet hediye etti. Monaco'da zenginlerin bölgesi olarak bilinen Monte Carlo'da villa verdi. Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta hem Hafter'e hem de oğlu Saddam'a villa armağan etti. Saddam Hafter'e verilen villanın 2018 yılında Libya Merkez Bankası'ndaki yaklaşık 650 milyon doları iç ettikten sonraki haftaya rastlaması da tesadüf değildi. İtalya dahi Como Gölü yakınlarında bir villa bağışladı. Almanya'dan Hafter ailesine nakit olarak 21 milyon euro geldi. Şimdi bu kadar paraya ve hediyeye boğulan Hafter'in başarısız olması nedeniyle asılması gerekiyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte birçok gizli bilgiyi öğrenen Hafter'i korumak zorunda. Özellikle ABD, Fransa, Almanya ve İtalya ile yaptığı görüşmelerde Türkiye konusunda çok önemli bilgilere sahip oldu.
Bugün Hafter bildiklerinin %10'unu açıklasa, 4 ülkenin de uluslararası mahkemede yargılanması gerekir. Maşalar kullanılmak içindir. Ancak bumerang olup sizi de çarpar, soyar, işgal edebilir. Antifa'nın da ne yaptığı değil, onu kimin nasıl kullandığına bakmak önemlidir. Seattle Özerk Cumhuriyeti girişimi kime ne kazandırıyor? Bunu çözün, operasyonu anlarsınız. Bekir Hazar